Peki, Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta gündem Emirhan İlkan. Evet. Hazırlık maçı da yaptı dün yine Evet. Beşiktaş. Artık sezon hazırlıkları Evet. tamamlandı diyebiliriz herhalde bu hafta itibariyle. Şimdi hem maçı biraz konuşacağız ki sen oradaydın. Biraz atmosferi merak ediyorum. Takımı buldun, nasıl buldun Evet. merak ediyorum. Valerian İsmail'in açıklamaları vardı. Sistem Evet. değişikliğinde gidebilirim şeklinde konuşacağız ama önce Emirhan biraz daha zannediyorum öncelikle konuşmamız Evet. gereken bir konu. Neler yaşanıyor orada? Valla Emirhan'la ilgili çok ciddi bir zafiyet var. Yani Haziran ayında yapılan sözleşmede, bundan 1,5 ay önce yapılan sözleşmede Emirhan gibi bir çocuğa 4,5 milyon euro serbest kalır maddesi konulmaz. Bu çok ciddi bir hatadır. Müthiş bir yönetimsel Emirhan'la hatasıdır. sözleşme 1,5-2 ay önce 17 yenilendi. Haziran'da yenilendi. Bu sözleşme yeni. Yeni. 17 Haziran'da yenilendi ve oraya 4,5 milyon euroya serbest kalır maddesi koymak, kabul etmek ya da oyuncu tarafı da istemiş bunu, ciddi bir yönetim zafiyetidir. Bu olmaz. Yani bu öyle olmaz. Bu şekilde futbola, futbolcuya bakış olmaz. Çünkü bak, bu çocuğun sözleşmesini 2 yıl önce yaparsın hocam, 16 yaşında, 15 yaşındayken 4,5'u koyarsın. Dersin ki ya serbest kalmayı 2 sene önce koymuşlardı. Çocuğu piyasa daha görmemişti. Anlaşılabilir bir durum. Bu çocuk kendini de göstermiş, çıkmış piyasaya yani. Göstermiş, elle tutulur bir oyuncu, bağıra bağıra geliyor. Yani Fenerbahçe'nin Arda'ya 20 milyon euro serbest kalır maddesi koyduğu yerde Beşiktaş'ın Emirhan İlkan'a 4,5 milyon euro serbest kalır maddesi koymak, 4,5 milyon euroya serbest kalır maddesi koymak gerçekten ciddi bir yönetim zafiyeti. Öbür Emirhan'a ne kadar var biliyor Deli musun? baş mı? Deli baş. Onu bilmiyorum hocam. Yani o da bu civarlarda falandır herhalde. Eyvah Bilmiyorum eyvah. yani. Yani sıkıntı şu. Ya Rıdvan'da da vardı. 4 Yani. milyon euroluk adam mı Rıdvan? Allah aşkına, Vallahi. gitti Rangers'a. 2,5'ta bonservis şey yazıyor orada. Bonus yazıyor. Çocuk da geliyor teklif. Doğal olarak hani hayalleri var, rüyaları var. Genç çocuklar bunlar. İşte gitmek isteyecek vesaire. Dün açıklama yayınladı zaten Emirhan. Ama son cümlelerinden şeyi anlıyorsun. Daha belli olmamakla beraber falan diyor. Yani gitme olasılığı eşit bence şu anda. Yani hani kalacak, ben dün itibariyle kalır diye düşünüyordum. Yönetim bu işi halleder diye düşünüyordum. Ama çok öyle değil. Onun yanında bir açıklama yayınladı dün mesela Beşiktaş. Evet. Emirhan'la ilgili dedi işte art niyetli yorumlar, gerçeği yansıtmayan haberler derken, devamında da ısrarla görüşmelerimiz sürüyor oyuncuyla diyor. Nasıl yani? Futbolcumuzla kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir Haber diyor. doğru demek Metin ki. var burada. Tamam da bir ay önce zaten görüştün, anlaştın bu çocukla, imzaladın. Israrlı görüşme derken serbest kalır maddesini bir işte doğruluyorsun aslında. Neyse yani artık orada olan olmuş. Buradan sonraya ne yapabiliriz? Bu işin içinden nasıl çıkarıza bakması lazım Pardon, bir şey Beşiktaş'ın. söyleyeceğim şimdi. Bu kaç senelik mesela bu kavale imzaladılar çocukta? 4-5 sene 5 mi? yıl galiba. 5 yıl. Olması lazım. 5 yılsa madde koyma arkadaş. 5 yıl yani. Çünkü şimdi yani 5 yıl beklemez kimse. Evet. O zaman istediğin paraya satarsın yani. Niye madde koyuyorsun ki o zaman? 5 Evet. yıl yaptıysan ama. Evet. Ama bir yıl yaptıysan madde i̇şte koy. Hocam, yok yok, karşı uzun tarafta sürede. 18 yaşında zaten. İşte yani uzun Emirhan süre yani. koyduysan Uzun sürede. Mecbur musun koymaya 4,5 Şimdi menajer tarafı, oyuncu tarafı bunu istiyor olabilir ama sen kendi büyüttüğün çocuğa da bir yani. zahmet yani yönetim olarak bunu hallet. Kendi çocuğun bu senin Ya yani. koymasa gene Yani. iyi ya. Yani bu rakamı koymasa. 5 sene anlaşmışsın. 5 sene anlaştığın için rakamı koyma. Evet. Şimdi Diyezal'ın yerine falan veliaht diye herkes konuşuyor. Benim duyduğum. Öyle mi? Delibaşı öyle Evet. konuşuyor hocam. Şeyde Emirhan hani 8 oynuyor, 10 oynuyor, 10 numara dikine gibi oynuyor, sanki. kenara Eski 10 oynuyor. numaralar gibi evet, oynuyor. Evet. Ben şimdi bilmiyorum, bana topla bir dribling dakika yaptı. hareketleri Bu öyle geçen sene hissettiriyor. oynayan Emirhan mı? Tabii, geçen Ben sene oynayan karıştım. Emirhan. Orta saha. Tabii, ya orta o saha. çocuk milli takımda da oynayacak yani. Benim görüşüm. Hocam, müthiş bir adam. Tempolu. Evet. Şey, süper ona mı kupada, yaptılar? Süper topla gidiyor. Kupada. Ona mı yaptılar şeyi? O. Ona mı Emirhan yaptılar? İlkan. Evet. 4,5 milyon. Eyvah oynuyor. eyvah. Ben zannettim öbür Emirhan sağ tarafta oynayan. Yok ha, yok dün hayır. o da biraz Orta süre saha. aldı. Ha? Asıl sıkıntı o işte. Şimdi Torino diyorlar ki ya Torino nereden biliyor? Ya kurt bu adamlar. Hepsi biliyorlar. Bu çocuklar ilk 20'ye giren çocuklar Avrupa'da. Kim nerede ne kadar sözleşmesi nedir? Hepsini biliyorlar bunlar dolayısıyla. Menajerler üzerinden, o üzerinden, bu üzerinden. Biliyorlar canım. Adam gelir Biliyorlar. alır yani 4,5. Vallahi Eyvah. zengin olsam ben alırım Emirhan'ı Ya bu 4,5 milyon nereden euro. biliyorlar? Bu para. Gerçekten yani Yani. 4,5 milyon euro bu adamların bir şey karşılığı söyleyeyim mi mi? Bir maçını seyrettik. Bu ilk oynadığı bir maçtı falan. Doha'da Katar'da. oynadı Süper Kupa'da. Hocam şey Ben, hocam Beşiktaş-Antalya spor maçı. geçen ya, sene Fenerbahçe geçen derbisi yine sene ya, aynıydı. ne maçlar. Dün yine topla bir dripling yaptı Sampdoria maçında falan. Ve nasıl özgüveni var. Gole gidiyor geliyor. Var, Ya var. geçenlerde bir maçta oynadılar bunlar. Beşiktaş'ın en fazla koşan oyuncusu buydu. İkinci Atiba. 100 metre var. 11 kilometre falan yani. Gidiyor geliyor özgüveni var. Çocuk sanki 40 yıllık bir futbolcu gibi. Hani dedim ki ben Emirhan'ı yazacaksın kenara 10 kişiyi yazacaksın falan dedim. İlk oynadığı maçtan sonra.
Sonra o çocuğu oynatmadılar biliyorsun değil mi? Kaç maç. Daha kenara aldılar. Sonra. Kenara aldılar. Bu Valeran gelene kadar oynatmadılar onu. İşte hocam, çok üzüldüm inşallah ya. Yani bugün yarın çözer Beşiktaş yönetimi o işi. Çünkü camiada da bu sıkıntı oldu. Taraftar nezdinde de sıkıntı oldu. Olur. Çünkü şu Emirhan'ın açıklaması öyle. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz bilmiyorum ancak bu durumu benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Tabii ya çocuğa yani. Da diyemiyorsun. Hani. 18 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Sinan bir daha çocuğu şimdi oynatmazlar bak. Gitmesin diye biliyor musun? Bu da var. Vallahi diyorum bak. Bir de oynatmazlar adam gider mi der falan diye. Ya bu sene de süre alırdı hocam ya. Yani Valerian Hoca ona şey verecekti sürece. Mevki de var yani içeride. Takım içinde rahat mevki de var. İhtiyaç da var. Bir de ya Emirhan'a çok torinolar gelir daha ya. Daha öyle mi diyorsun? Bence gelir yani. Bu fiyat Beşiktaş'ın zarar edeceği bir fiyat. Yani çocuğa bir şey diyemezsin. Hani çocuk ne diyeceksin? Sözleşmesi var. Serbest kalır maddesi var. O gitmek yani istiyor. Avrupa dedim mi gider tabii. Canım. Kim olsa gider. Kimse de mal olur. Kimse de bazen işte taraftar duygusal davranıyor. Biraz da böyle oyuncular üstünde zaman zaman bu baskı yaratabiliyor gitmesin diye. Genç oyuncular için mesela Rıdvan için de benzer şeyler vardı. Ama bunlar biraz da duygusallık var doğru. Duygusallığın ötesinde maddi yönü var. 20 onu Beşiktaş'ın düşündüğü kısmı söylüyorsun. Ben Emirhan açısından bakıyorum. Emirhan yani onun gitmek istemesi taraftarı da kızdırmamalı diyorum yani. Evet. O zaman o maddeyi tabii koyunca. Taraftar da kızmasın. Niye kızmasın? Kendi çocukları olsa, kardeşi olsa ne derler acaba? Merak ediyorum ben yani. Her şey belki ben para Emirhan'ı izlemek ama. Çok isterim açıkçası ben ama. Ben de. Ya gittiği yerde de ya maçını izlerim biliyor musun? Ben o çocuk gitsin bak ben şimdi şey. Peki nasıl çözülecek sence? Onu da sorayım hocam. Valla işte hocam şöyle Sinem. Birkaç yani 24 saat bu işin şeyi 24-48 saat 2 gün içerisinde. Çünkü Emirhan'ın niyetsiz olduğunu söyleyemeyiz. Daha belli değil ama hani niyetsizim ben gitmeyeceğim dedi demiyor çocuk. Beşiktaş yönetimi çözmeye çalışıyor. Oğlum kal ücretini de artıralım. Yeniden bir şey yapalım oraya, sözleşme yapalım. Yapmaya çalışıyor. Ne kadar başarırlar bilmem ama umarım başarırlar. Gidebilir ama hatırı sayılır bir para kazan bari. Yani bir işe yarasın. Senin oradan alacağın 4,5 milyon euro. Şimdi yaptığın transferlere %50 satıştan pay koyuyorsun yani. 2 milyon euro veriyorsun, 6 milyon euro veriyorsun. Tabii. Yarısı senin oyuncunun. Şimdi Emirhan'ı gönderiyorsun, bir sonraki satıştan %20 diyorsun. Rıdvan'ı gönderiyorsun, 15 diyorsun. Senin aldıkların %50. Ya Rıdvan 4 milyon euro mu hocam? Gözünü seveyim. 20 yaşında 3 tane kupa kaldırmış milli sol bek. Peki satıştan ne var? Kime? Yani mesela Emirhan'a mı? Emirhan'a. 15 diyorlar, 20 diyen var. 20 olduğu varsa hiç olmaz yani. Ya 50 desen 50 desen ya. 50 desen derim ki ya hani 50 oradan bu yere gider o çocuk uçar gider. Ya vallahi üzülüyorum ya. Çok bir acı de, bir tecrübe oldu Beşiktaş'ta. Çok hatadır bu yani. Beşiktaş'ta şöyle var. Kusura bakmasınlar yani biz burada görüşlerimizi söylüyoruz. Şey diyorlar yani adama para da vermiyorsun. Yani normal. Şimdi 7 milyon euro verdin mi şeye? Ne o? Getson'a. Bonservisinin %50'sine. Ya fark etmiyorum. %50'sine mi o da? Yani var. 7 milyon. Ya 100 milyon. Ya neyse 6 bir kendi de alır bir neyse 7. 100 küsür milyon. 130 milyon euro verdin. 130 milyon lira verdin. Bu çocuğa şimdi 10 milyon istese vermezsin biliyor musun? Vallahi vermezler. Bu çocuğa 10 falan vermezler yani 10 milyon falan. Verirler mi sence? Kime? Bu Emirhan'a falan. 10 milyon euro benim paramla eder mi? Yok milyon 10 milyon lira. Verirler mi? Transfer parası ya. Ha maaş olarak diyorsunuz. Torino mu? Yok yok ya. Beşiktaş 200 bin euro veriyormuş hocam. Torino'nun verdiği rakamında 600 bin euro olduğunu diyor. Ama çok para ya Beşiktaş verir o paraları. 300'e 400'e çıkar. 600 bin euro mesela da para az. Değil yani. Bu çocuğa ben olsam Torino'ya da gitmem. Ne 600 bin eurosu ya? Kaç para alıyorlarsa oradan 1 milyon 2 milyon bana da verecek yani. Gitmem yani. Valla gitmem o paraya. Paranın biraz ötesinde kariyer gibi bir durum herhalde. Fark etme ama ne yapacağım ben şimdi orada da 5 sene 600 bin euroya. Çünkü o çocuğun geleceği var. Yani ben onu şimdi babası abisi şimdi menajer olsam o paralara imza attırmam turnuvaya bir senelik attırırım. Yani ondan sonrasını işte oynadığım maça göre bilmem çünkü ya alır oradaki kaç para alıyorsa en iyi adam ben de o kadar isterim. O kadar olur mu hocam ya Torino'da 17-18 ya. Yaşında çocuğa en iyi adam parasını ya, da vermesin. Ya Allah Allah en iyi ya 10 milyon 5 milyon verecek de ama 2-3 milyon euro alır yani oynadıktan sonra alır. Çok yetenekli performans adam ya. Performans gösterirse refüze ediliyor zaten o sözleşmeler. Evet. İster istemez yapmak durumunda kalıyorsunuz. O zaman iyi. Bakalım Emirhan İlkan Beşiktaş'ta kalacak mı yoksa bir sonraki adresi Torino mu olacak? Bu sorunun yanıtı için herhalde çok da uzun süre beklemeyeceğiz gibi duruyor. Deniyor. Peki.